Selamun aleyküm arkadaşlar, merhabalar. Şu anda biz Behram Paşa Camisi'ndeyiz, içerideyiz. Mehdi konusu, tekrar konusunun 6. 7. bölümünde inşallah sohbet edeceğiz hocayla. İşte buralar da gerçekten de çok güzel. Cami. İnşallah çok ses var diye biz içeri girdik böyle. Evet, burası güzel. Hocam sen burada oturursun. Görüntü inşallah iyidir. Bakalım ben buraya gitsem daha iyi olacak. Buraya geçeceğim isterdim. Yok, buraya iyi. Buraya iyi. Sen verdin oraya ver o zaman. Çünkü ışık yansıması vardır ya. Şimdi tam iyi buraya mi? Evet, biraz daha iyi. Hoca şimdi biz nerede kalmıştık? Bu tecarın sahtekarlıkları nasıl olacak? Mesela evet. Nasıl, ne yapacak? Şimdi daha önce de belirttiğimiz gibi Deccal zuhur ettiği zaman Mehdi Aleyhisselam ve taraftarları çok zorluklar çekecekler. Büyük zorluklar çekecekler. Bu zorluklar karşısında tabii Allah'ın yardımıyla savaşacaklar kendi aralarında. Onun taraftarları iskence görecek, zindanlara atılacak, aç kalacaklar, susuz kalacaklar. Mehdi Aleyhisselam'la birlikte mücadele edecekler. Şimdi biz dedik ki Mehdi Aleyhisselam niçin çıkacak? Deccal niçin var? Niçin Mehdi vardır Aleyhisselam? Şimdi eğer bir toplum temizse, güzelse değil, o toplumda zulüm yoksa, haksızlık yoksa, yanlış yoksa, Allah niçin böyle Mehdi'yi göndersin? Evet. Demek lazımdır. Sürekli nasıl Firavunlara karşı Musa çıkmışsa, Musa Aleyhisselam, Nemrutlara karşı İbrahim Aleyhisselam çıkmışsa, Ebu Cehillere karşı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam çıkmışsa, demek son dönemin Firavunu, İşte Nemrud'i, Ebu Cehil'i de Deccal olacak. Yani aynı onun özelliklerini belki daha fazla. Teknolojiye de sahip olacağı için. Mesela bunlarda belki bu sihir kabiliyeti yok. Fakat bu Deccal'da büyük bir, Allah ona büyük bir kabiliyet verecek. Bu kabiliyeti doğru yolda kullanmadığı için sümürü aracı yapacak. Ondaki özellik bir sümürü aracı olacak. Mesela İsmailiye mezhebi vardır, 13 milyona sahiptir. Bu adam 13 milyon insanı sömürüyor. Nasıl sömürüyor? Diyor, bütün kazançlarınızın 1/5'ini bana vereceksiniz. Onlar da gelip altınları dartıyor, ona veriyorlar. 13 milyon insan bir insana çalışır. Ona tapıyor, onu ilah edinmiştir. İşte bu durumlarda bu haksızlıklar, bu zulümler, mesela düşünün Hindistan'da 200 milyon inek var. 200 milyon. Yani 2 milyon inek. Şimdi daha fazla. 2 milyon inek. Diyelim ki bu inekler, indiler ne yapıyorlar? Kesmiyorlar, yemiyorlar. Kutsal sayıyorlar. Halbuki bu inekler onlara külfettir. Yani halbuki bu ineklerden faydalansalar, orada bir nebze de olsa oradaki insanların ekonomik problemleri çözülür. Bir de bu ineklere masraf yapılıyor. İstediği tarlaya giriyor, istediği insanın eşyasını, yiyeceğini yiyebilir, karışamıyorlar. Trafikte dursa, o zaman yani bu batıl, bu yanlış inançlar, hepsi Deccal'ın birer ürün makinasıdır. Yani bunlar, misal olarak, Deccal da böyle şeyleri yaygınlaştırdığı için, yani aslında şirk var, şirk. Toplumda şirk olunca, şirkin altında zulüm vardır, haksızlık vardır. İnsanlar bilmiyor. Bütün insanlar bir insana tapıyorlar. Fakat bu Mehdi geldiği zaman bunun yanlış olduğunu. Bütün insanlar Allah katında eşittir. Hiçbir Arap'ın beyaza, beyazın Arap'a üstün olmadığını göstermek için kulları kula kulluktan kurtarmak için gelmiştir. Mehdi Aleyhisselam da bu şirki, bu zulmü, bu Deccal'ın yaptığı, insanlara yapmış olduğu bu yanlış işleri, zulmü, adaletsizliği, yanlışlığı ortadan kaldırmak için Deccal'la bir mücadele sahnesi vardır. Bu Allah-u Teala'nın, mesela diyelim ki insanlar artık onları kurtaracak bir liderin olmadığı bir zamanda. Bütün insanlar bir kurtarıcı beklerken, çünkü mazlumdur insanlar, eziliyorlar Müslümanlar, hakkını arayacak kimse yok. Gideceği mahkemeler yüzlerine kapandığı için bir kurtarıcı bekliyor. Bu biraz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hayatına da benziyor. Yani, o zaman da biraz çok herkes şey. Rant peşindeydi, herkes makam peşindeydi. Kadın hakları yok diye çocukları öldürüyordular, kızıl çocuklarını. Aynen onun gibi, evet. Çok güzel değindiniz. Evet. Evet, aynen bak anlattığım gibidir. Çünkü o zamanın insanları da bir kurtarıcı bekliyordu.
Mesela İran'da daha önce de konuştuk. Mesela bu Zerdüştlük olayında İran'da mazdekçilik vardı. Mazdekçilik. Mazdek. Mazdek değil. Yani o neydi? Zerdüştlüğün, Mecusiliğin bir mezhebidir. Evet. Yani Mecusilikte bir mezhep vardır. Zerdüştlük dediğimiz oranın ikinci kralı Yezdüreç. Yezdüreç, İran'ın kralı olan Yezdüreç, ikinci Yezdüreç ne yapmış? Kendi kızıyla evlenmiş. Bu adet olmuş, onların içinde yaygınlaşmış. Mazdek oradaki Şah Kubad'ı indiriyor. Evet. 100 bin taraftar topluyor. Çünkü oradaki sistemde zenginler çok evlilik yapabiliyordu. Mesela 100-200 fakirler evlenemiyordu. Mazdek buna karşı bir mücadele yaptı. Ve oradaki Şah'ın köşküne, sarayına 100 bin insanı yığdı. Ve ondan sonra Mazdek karşısına çıkıyor. Kendi cariyesinden bir cariye ona veriyor. Sonra millet ona diyor ki bu kavattır yani. Sonra Kubat'ın kelimesi kavat diye tarihe geçiyor. Bu Mazdek de çok şeydi, fakirlerin tarafında bir devrimciydi yani. Onun için halkın içinde hemen büyüdü. Yani o da aynı Ebu Cehil'le nasıl ki Hazreti Muhammed mücadele etti, Mazdek de onlarla bir mücadelede bulundu. O da büyük. Hatta bazı insanlar ona Mazdek peygamber de diyebiliyorlar. Mesela bazı... Bunlar efsanedir. Şimdi sen bu anlattıkların efsanedir. Şimdi tarihi bazı insanlar kendi fikrine çekiyorlar. Kendi düşüncesine yakın abartıyorlar. Abartma vardır. Şimdi bizim kaynaklarımız, mesela diyeyim, kaynak çok önemli. Kaynak araştırıldığında onun sahih olanına yetişmek lazım. Evet. Mesela bugün Atatürk hakkında diyelim ki çok onu kahraman yapmışlar. Fakat bugünkü tarihçiler dosyaya iniyorlar. Mesela dosyaları çıkarınca farklı çıkıyor. İki tarafta da seveni var, sevmeyeni var diyor. Ya diyelim he. Yani şimdi gerçek tarih var, yalan atan tarih vardır. Efsane, yani devrimci kava gibi. Bu Nevruz meselesi mesela bir efsane olarak uydurulmuş. İşte İran'daki kral çocuk kesmiş hastalığı için. Böyle bir efsane var. Devrimci kral gitmiş onu öldürmüş, ateş yapmış. O zaman bazı, o da farklıdır. O zaman bazı insanlar da bunu diyebilirler. Hazreti İbrahim kendi oğlunu kesiyordu. Evet. O zaman çocuk kesimleri var. Tarihe baktığımız zaman bazı arkeoloji kazılarında bebeklerin gerçekten de kesildiğine dair bir sürü kalıntı var. Dünyanın her yerinde var. Yani gerçekten demek ki Hz. İbrahim zamanında çocukları Allah'a sunak olarak kurban edenler vardı. Şimdi bir adam çıkıp dese, İbrahim zamanında bu da bir saçmalıktır dese, tarihe ters düşer. Çünkü gerçekten bazı mezarlara bakıyorlar, bebeklerin başı yok. Yani kesilmişler yani sunak. Evet. Allah'a sunmuşlar. Böyle bir sistem vardır. İbrahim zamanında son buluyor. Yani olabilir ki bir kral bebeğin beyninden faydalanabiliyor çünkü bir vitamin olarak belki de yapmıştır. Kava gidip de bir hayvanın, sonra da anlıyor ki hayvan kesilmiş. Kava da o zalim kralı, bak bütün devrimcilerin krallarla çok parayı sevenlerle mücadele etmişler. Bunun için de kimisi buna peygamber der, kimi şimdi, buna şey der, devrimci der. Şimdi Çetin kardeşim. Şimdi ben biraz evvel dedim ya, mesela efsaneler var. Ne? Yani kendilerini kahraman göstermek için efsaneler vardı. Şimdi bazıları da diyor ki, madem devrimci kava, bundan önce de çok insan çocuk kesildi. Niye bunun için ayaklanmadı? Kendi çocuğu alınınca bunun için ayaklandı. Şimdi bu değil. Burada kava, bu bir efsane. Kava kendi çocuklarının birkaç tane kurban etti ona. Son çocuğuna istemedi ya tabii. Benim son neslimdir. Son nesli için onu yaptı. Evet. Şimdi bu bizim efsanevi şeyler. Evet. Sen o kazılar dedin, Hazreti İbrahim Aleyhisselam sanki çocuğunu bir adet olarak daha önce de kesmişler. Hazreti evet. İbrahim Aleyhisselam da ona bakarak kesmiş. Çünkü kazılarda bulunuyor. Bu bazı kaziler, yani. Erkolog kazıları mesela araştırılıyor. Evet. Olabilir başı kesilmiş çıkabilir. Acaba kim kesmiş? Toplu şekilde. Olabilir. Yani bunu babası mı kesmiş yoksa zalim bir insan mı kesmiş? Demek ki eskiden de tecrübeler vardır. Tabii. Aynı bu şekilde geliyor. Şimdi zaten sistem. İlk mücadele kimle başladı? Hazreti Adem Aleyhisselam'la şeytanın mücadelesi. Hani demek ki bugün teccal yine şeytanın çocuğu. Mehdi de Adem'in çocuğu. Aynı sistem. Biri hak, evet. Biri batıl. Hocam biz şey yapalım, evet. Bu konuyu bitirelim. Aynı devamında biz 8. bölüme geçelim. Çünkü bu konuyu bayağı gidecek gibi görünüyor. Bu 8 dakika geçti mi? Evet, 9'a 10'a gidiyor. Tamam. Evet hocam, teşekkür ederim. Sağ olasın. Aslında...